Herkese merhabalar. Bu dersimizde mesh yüzeylerin çizim ve gösterim mantığını bir hatırlıyor olacağız. Önceki derslerimizde basitçe aslında bunun üstünden geçtiğimi hatırlıyorum. Bu dersimizde ise daha detaylı olarak konuşacağız. 3ds Max'in objeleri oluşturma mantığı üçgenler üstüne kuruludur. Bütün geometriler aslında üçgenlerden oluşur. Şöyle perspektifi tam ekran yaptım. Ve şuraya bir safir çiziyorum. Otogrid özelliğim kapalı. Normal klasik şekilde çiziyorum. Ve F4'te görüyorsunuz segmentlerimiz bu şekilde modify'a gelelim. Segmentleri kapattığımızda gayet düzgün güzel bir küremiz var gibi görünüyor. Ama dikkat edin zaten kenarlarda köşeleri hissediyorsunuz. İşte 32 segmentli bir küre yerine daha da düşük segmentli bir küre çizersem ne oluyor? Kenarları iyice böyle görüyorsunuz sekizgen gibi oldu. Ama ortalar hala yumuşak görünüyor görüyorsunuz. Bunun sebebi işte 3ds Max'e biz bir emir veriyoruz diyoruz ki sen bana bu yüzeyi mümkün mertebe kendin üçgenlerden çiziyor olsan da bana yumuşak eğimli bir yüzeymiş gibi göster diyoruz. İşte bunu söyleyen özellik şu sumut smooth özelliği. Smooth'u kapattığımızda bakın bir anda ne oldu? İşte e, bilmem kaç taraflı bir zar gibi oldu. Hatta daha da azaltalım. Görüyorsunuz şöyle 7-6 segment'e gelelim. Heh, şöyle simetrik olsun. Görüyorsunuz 6, 12, 18 kenar taraflı bir zar haline geldi geometrimiz. Şimdi işte smooth dediğimiz zaman bakın ne yapıyor? Araları sanki öyle kenar değil de yuvarlanmış gibi gösteriyor. Ama tabii ki kenarlarda bu etkiyi yaratma şansı bulunmuyor. 3ds Max'in yüzeyleri her zaman üçgenlerden oluşur. Gerçek anlamda eğri diye bir şey yoktur. Bunu çizgi komutlarında da anlatmıştım. Aslında küçük küçük doğru parçaları vardır. Siz bu doğru parçalarını ne kadar çoğaltırsanız bakın şöyle arttırıyorum. Objeniz o kadar eğri bir obje olmaya doğru ilerler. Ama aslında bakın hiçbir zaman gerçek bir eğri oluşmuyor. İşte burada da şuradaki smooth özelliği devreye giriyor. Smooth'u da açtığınızda 3ds Max kenarlardaki ışığın kırılımını manipüle ederek size o kenarlar yumuşak geçiş yapıyormuş gibi bir görüntü oluşturuyor. Çizimlerimizi yaparken bunu unutmayacağız. Zaten bu yüzden 3ds Max üretim için çok uygun bir model değil. Çok uygun bir program değil. Çünkü siz bunu çizip çizdiğiniz haliyle smooth becerisi olmayan bir programa aktardığınızda aslında üretimden size gelecek olan şey bu küt küt parçalı parçalı olan yapıdır. Lütfen bunu unutmayın. Bu önemli bir detay. Ve bunun mesela şöyle bakın ilginç bir şeyini göstereyim size sonucunu. Bu üçgenlerden çizme konusunun. Bir plane çizeceğim şuraya. Şöyle. Baya bildiğimiz bakın düzgün bir yüzey. Sineplerimizi biliyorsunuz. Şöyle açtım. Snap ayarlarında bakın center diye bir özellik var. Center face yüzeyin merkezi. İşte bunu açtığımda e, ve move komutunu çalıştıralım. Nerenin tutulmasını beklersiniz bu dikdörtgende? Yüzeyin merkezi nedir? Pivotun olduğu yer değil mi? Bakın şimdi yanlara yaklaştığımda köşeleri tutuyoruz. Yüzey merkezi olarak nereleri tuttuğunu görüyor musunuz? Bakın üçgeni ayırıyor ve o üçgenin merkezini tutuyor. Niye bu böyle küçük üçgenleri ayırıyor? F4'e basarsak yüzeyimizi oluşturan segmentler böyle küçük küçük şu anda 4'e 4 segment çalışmışız. Bakın iki tarafını ayrı iki üçgen gibi düşünüp oranın merkezini baz alıyor. Ee, segment sayımızı 1'e düşürecek olsaydık. Bir bütün bile olsa bakın sol yarısı sağ yarısı. İşte 3D Max aslında temel birim olarak üçgenleri kullanır. Bunu buradan da anlayabiliyoruz. Konunun bu teorik tarafına hakim olmanız, çizdiğiniz geometrileri daha iyi anlamanız, bazı konularda bazı komutlar beklediğiniz gibi davranmadığında bunun sebeplerini daha iyi kavramanız için önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.